Repütasyon teori ikiye geldi. Onlardan biraz bahsedeceğim. Uzay kabiliyetlerimiz açıldı. Delta repütasyonundan gelen iki kabiliyet. Bunlar iyidir. Dyson repütasyondan gelen Hull Reinforcement. Bu iyidir. Omega'dan gelen Hull Repairing Units. Bu iyidir. Tesadüf müdür artık? Ya da bunlar mı faydalı? Yine Grant'ta da aynı şekilde bunların karşılığı olan Grant kabiliyetleri vermiştik. Birinci tier'da. Daha önce kullandığım Cruiser'dan gelen bir gemi kabiliyetim açıldı. Ayrıca Delta rekabette ilerlediğim için bir gemi kabiliyetim açıldı. Repütasyonlara geldiğimizde 2'den 3'e doğru ilerliyoruz. Sanırım 3 gün sürecek bu. Ardından 4 gün, ardından biraz daha fazla. Burada bir anahtar yaptık. Burada konsolunu aldık. İyi kaldığımız konsol bu. En çok puan verdiğimiz, rep puanı verdiğimiz buydu. Ve ilk konsolumuzu aldık. Anahtarını STF'de Buckhunt Advanced Set'ten aldım. Sanırım her yapışta bir ya da iki tane veriyor. Zaman zaman kötü bir takıma denk gelebiliyorsunuz. Yani birkaç kere denemeniz gerekiyor. İlk konsolu buradan aldım. Köprü subaylarımın kabiliyetlerini kullanmasına daha hızlandırdı. Dyson. En düşük reputasyon puanı verdiğimiz Dyson'dı biliyorsunuz. Fakat ilk alacağımız konsollardan biri de Dyson olmalı. Dyson Grandson'da dinozorlara karşı savaşacağız bol bol. Zannedersem bir saatte bunun markasını toplarız ve daha başka malzemeler yapabilmek için çok sayıda anahtarını toparlayabiliriz. Aynı zamanda dilityum yapmış oluruz. Romulus'ta ilk ve ikinci tierlerde gelen konsolları ya da malzemeleri, gösterdiği malzemeler seçebileceğimiz benim işime gelmedi. Ne yapabiliriz buradan? Halen epizot misyonlarımız devam ediyor ya da STF'lere giriyoruz. Bize yardımcı olmaları için kullanılabilir güvenlikçiler, işte koruyucular gibi vatandaşlar edinebiliyoruz buradan. Bu biraz zaman alacak, sonra bitecek. Nukora bekletiyoruz. Omega. Dyson'dan sonra en önemli konsol budur. Pardon. Delta'dan sonra en önemli konsol budur aslında. Ama ben önce Dyson alacağım. Üçüncü olarak bunu alacağım. Red alertlere giriyorum. Borg, Ground ve Space misyonlarına giriyorum. Marka biriktirmeye çalışıyorum bunun için. Ardından gelecek Omnibeam, Kinetic silahını alacağım en önce. Silahlarım güçlensin. İkinci tier'ın aşaması bu şekilde. Bazılarının storeları açılmıştır. İşte Dilithium'a silahlar alabiliyorsunuz. Kredi 2. Fakat şu aşamada misyonlardan alacağımız silahlar da, hatta bu Uneasy Alliance misyondan aldığımız silah oldukça iyi. Oldukça işimizi görür. Bir Romulan misyondan gelen bu silah mesela run bonusu var. Bunu ben her zaman ikinci slotta tutmayı tercih ediyorum. Birinci slotu geçirdi mi daha hızlı koşmama yarıyor. Gemimize bir bakalım. İlk cruiser'ımdan ship trait'ini aldım. İkinci cruiser'ıma geçtim. Bunu yükseltiyorum. Bu bir çekiliş gemisi. Borsada 66 milyon enerji kredisine satılıyor.
Zamanla yapılabilir. Bu para o kadar büyük bir para değil. Örneğin en hızlı yolu bunu yapmanın imkanınız varsa Zen Store'da items altında 10 anahtar 1125 sen 10 anahtar 20 milyon enerji kredisi eder ve çok hızlıca satılır. En hızlı enerji kredisi yapma yöntemi budur. Ücretli olarak Zen satın almak ya da oyun içinde biriktirdiğiniz lityumla Zen satın almak ardından enerji kredisine çevirmek. Yine eski gemimden silahları buna taktım. Setlerim ilerliyor. Delta konsolu takmak için bir koruyucumdan, bir kinetic damage koruyucumdan feragat ettim. Burada da farklı bir konsol takılıydı ama silahlarıma tam güç verirken buna bir kere basıyorum. Diğer bütün güçlerime kalkan, motor, accelerity güç veriyor bir süreliğine. Oldukça işe yarıyor. Diğer borsadan bulduğum konsollarda aynı şekilde. Bu gemi konsolu karşıdan gelen ateşi biriktiriyor bu mavili yerlerinde. Ardından güçlü bir Pulse Wave benzeri bir ışın atıyor ve karşı tarafın oldukça zayıflamasını sağlıyor. Yükselirken ilk aşamalarda neden konsol tercih ediyorum? Bundan sonraki gemim de bir konsol olacak. Çünkü setlerim, silahlarım henüz istediğim gibi değil. Oldukça iyiler yine de. Ama yine de bazı set bonusları halen yok. Daha reputasyonların başındayım. Trade'ler yeni. Konsollarını daha dilityum biriktireceğim. Marka biriktireceğim alacağım. O yüzden ortalama bir dağılım için ilk önce cruiser'la başlamak. Ardından silah gücünüzün hızlı olması için escortlarla devam etmek. Ve sonunda işte severseniz science gemileriyle uçmak ya da yine escortlarla devam etmek en iyisi olur. Spezializasyonda 56 levele geldim. Hedefim rock and roll'du biliyorsunuz. Onu açtım. Şu yöntemle gittim. Şuraya 3 tane 1 ve 1. Bu şekilde buna da vermiş oldum. Bu rock and roll 360 derece geminizi döndüren bir efekt veriyor. Ve döndüğünüz sıra içerisinde bu efekti kullanın sıra içerisinde mesela torpedolar gelirken buna basıyorsunuz hiçbir etkisi olmuyor size. Tamamen kurtuluyorsunuz ateşlerden. Oldukça iyi bir kabiliyettir ilk alınması gerekenlerden. Reputasyon Tier 2 konusunda söyleyeceklerim bu kadar.